gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam gece gündüzün manşetinde tiyatro var. Yeni bir oyunu konuşuyoruz. Ray Kuni'nin yazdığı, Bora Severcan'ın yönettiği ve başrollerini Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Zeyno Gönenç'in paylaştığı İkinin Biri adlı oyun bugün sohbetimize vesile oluyor. Ve oyunun ekibi de burada. Çok teşekkür ediyorum Zeyno Gönenç, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan. Hoş Merhaba. Geldiniz. Hoş bulduk. Biz güzel haberler vermeyi seviyoruz. Özellikle kültür sanat adına bu kadar katkı yaratan ve başka şehirlerden, İstanbul dışından da güzel haberler getiren konuklarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Neden böyle söylediğimizi anlatacağız. Çünkü ikinin biri premierini İzmir'de yaptı. Evet. İzmir'den yola çıktı ve şimdi İstanbul'da da oynayacak, seyirciyle buluşacak. Oyunu konuşalım. Ve evet, İkinin Biri adlı yeni oyuna dair konuşuyoruz. Biz Volkan'la zaman zaman bir araya gelme evet. fırsatı bulduk bu arada. Hatta İzmir'de bir araya geldik ki çok da güzeldi. O yüzden akademiden, Folk Art Akademi'den biraz bahsedeceğiz ki bu oyunda akademide yetişen bir de oyuncunuz var. O Doğru. da güzel haber. Şimdi önce o kısmına geçmeden önce nasıl olup da hani dizide zaten birlikteyiz. Şimdi bir de tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşalım kararını aldınız. Kimden çıktı fikir, nasıl oldu? Biraz o kısmını sorayım. Kimden çıktı? Güzel. Şöyle aslında fikir Volkan'dan çıktı. Volkan birkaç senedir biz konuştuğumuzda hadi birlikte bir şey yapalım. Bir oyun oynayalım diyordu. Ben 10 yıldır tiyatro yapmıyorum. Epey zaman. Kıza Zeyno da öyle. Ve böyle konuşurken ederken dedik ki ya acaba olsa mı derken Volkan bir anda oyunu buldu, haklarını aldı ve bir anda kendimizi biz okuma provasında bulduk. Ve bir kıvılcım bekliyormuş Volkan zaten. Öyleymiş meğerse ve yani oynanabilecek en zor oyunlardan birini seçmişiz. Temposu çok yüksek. Çok. Korkunç, inanılmaz. Yani bir sporcu gibi terliyoruz. Böyle oyun sonunda kan ter içinde kalıyoruz. Böyle hakikaten alın teri ne demekmiş orada belli oluyor. Ama işte sahne, tiyatro sahnesi başka bir özlem herhalde. Ne hissettiğinizi soracağım. Çünkü bunca zaman sonra belki hep birlikte çalışmaya alışkın bir ekip olmanız işi kolaylaştırıyordur. Ama tiyatro Kesinlikle sahnesi öyle. Yine de çok farklı olmalı. Öyle Zeyno'dan başlayayım tamam. sormaya. Nasıl hissediyorsunuz? Nasıl geçti ilk Biz oyunlar? Biz zaten birbirimizi çok seven bir ekip evet. olduğumuz için çocuklar duymasında. Volkan benim çok eski arkadaşım. 18 yaşından beri tanıyorum. Tamer'le 17 yıldır arkadaşız. Bu fikrin çıkması çok güzel oldu. Tiyatro sahnesini paylaşıyor olmak, zaten tiyatro sahnesinde olmak çok mutlu edici bir şey. Sevgili dostlarınla tiyatro sahnesinde olmak daha da katmerli, güzel bir şey. Çünkü güven veren bir güven şey. Veren bir şey. Yani o bir konfor olsa gerek. Biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz yakın arkadaşlar olarak. O yüzden o sahnede birlikte olmak birbirimize güç veriyoruz tabii, diye düşünüyorum. Bir de tabii Zeyno'yla 17 senedir birlikte oynuyoruz. Volkan'la 10 senedir birlikte oynuyoruz. Volkan aynı zamanda benim asker arkadaşım. Yani 25-26 senedir. Daha ne olsun diye. Benim konservatuvar yılları. Biz hep yani, birlikteyiz diye. Çok yakın arkadaşız. Bir de bunca yıldır birlikte oynadığımız için çocuklar duymasında artık çok rahatız birbirimizle beraber. Ben arkam dönükken Volkan'ın nasıl oyun vereceğini biliyorum. İşte Zeyno'yla zamanlamalarımız çok iyi oturuyor. Ve bu bence tiyatro sahnesinde de belli oluyor, o rahatlığımız. Evet, çünkü çok zor bir oyun. Anlar çok önemli. Evet. Kazaya da mahal verebilecek anlar var. Onu da biraz gördüm değil mi? Evet. O yüzden şimdi Volkan'a öyle sorayım. Neden bu oyun? Gerçekten onu ben de söyleyeyim. Neden bu Neden oyun? Bu var. Çok keyifli bu arada gerçekten. Evet, yani seyircinin reaksiyonu müthiş. Tiyatrosu, yani Fars evet. tiyatrosu. Dolmen Tiyatrosu'nun yıllarca Türkiye'de çok başarıyla götürdüğü bir tarzı. Uzun dönemdir çok fazla oynanmıyor. Çok zor bir tarz aslına bakarsanız. Çok kapılar kapanır kapılar açılır değil mi? Ama 2 saat 15 dakika boyunca seyirciyi durmaksızın kahkaha atmayı vaat eden bir tarz bu. O yüzden de hem o
bu formüllü tiyatronun devamı açısından da bizim için son derece değerli. Bu kadar değerli aktörler de bir araya gelince de çok da güzel bir şey çıkıyor ortaya. 10 kişilik bir kadroyla oynuyoruz. Evet. Aşağı yukarı 8-9 kişi de teknik kadro. Yani 20 kişilik bir kadroyuz aslında bakarsanız sahne üstünde. Hepsi birbirinden değerli aktör. Söyleyelim. Zuhal Yalçın, Sefa Zengin. Haluk Özenç, Esra Sönmezer, Bora Severcan, Rabia, Rabia Armağan, Hacı Ali bizim akademiden mezun arkadaşımız. Unuttum mu kimseyi? Ben de bu kadar not almışım. Evet, tamam, unutmadık. Bora Severcan sahneye koydu oyunu. Meltem aynı zamanda oynuyor. Oynuyor da. Meltem kız kardeşim dekorlarını yaptı. Çok da büyük bir dekoru olan oyun. Bu oyunların bir de öyle özelliği var. Yani böyle simgesel dekorlarla değil, gerçek dekorla oynanması gerekiyor. İki ayrı dekorun iç içe kullanıldığı bir durum var. O da güzel bir çözümleme üretildi. Aslında oyunun orijinali döner sahne için yazılmış. O yüzden de normal bir İtalyan sahnede oyun oynanması birazcık zor oluyor normal şartlarda. Ama sahne dönmüyor. Biz dönüyoruz mecburen. Farklı bir formül üretti Bora. Çok da güzel bir şey üretti. Yani teknisyenler aynı zamanda bir otelin çalışanları haline geldi. Yani böyle güzel de bir geçişi oldu. Evet, gerçekten ben de görüntüleri epeyce seyrettim. Seyircinin reaksiyonu çok güzel. Evet. Seyirci de böyle bir oyunu özlemiş. Hatta sizi de bence tiyatro sahnesinde görmeyi özlemiş. Dolayısıyla çok güzel bir buluşma olmuş. Evet. Oyuna dair konusuna dair ipucu da verelim. Çünkü dediğim gibi yaşamak gerekiyor. Ne kadar anlatsak öyle bir yanı yok. Bir bakan yardımcınız var. İngiliz bakan yardımcısı Richard Willi miydi? Evet. Evet. Eşi var. Pamela. Bayan Willi. Pamela. Ve bir de özel kalemi var. Evet. George. Ve onların arasındaki işte o biraz Sayın Bakan Yardımcısının niyetiyle ilgili karmaşa diyeyim. Daha fazlasını söylemeyeyim. Ama biraz anlatalım. Nasıl bir bakan yardımcısıyla karşı karşıyayız? Kendini işine adamış. Kesinlikle. Yani işinden ve eşinden başka hiçbir şey düşünmüyor. Asla. Bir bakan yardımcısı ve ona yardımcı olmak için kendini yırtan bir özel kalem müdürü ve zıvanadan çıkan eşi. Ama ben yoldan gönüllü çıktım durumu da var mı? Sanki onu, öyle gibi. Var. Yani her şey birbirine giriyor. Evet, ve Ray Cooney'nin oyunlarının özelliklerinden biri de biz oyunda da söylüyoruz. 2,5 saatlik bir zaman diliminde geçiyor. Gerçek zamanda geçiyor aslında. O yüzden de çok tempolu, çok ritmi yüksek bir oyun ve çok keyifli. Ben ilk defa böyle bir rol oynuyordum. Biraz zor da oldu böyle bir rol oynamak, böyle çapkın bir ters bakan köşe yani diyelim. O kadar anladı. Sen ne söylersin Zeyno, nasıl yani geçiyor? Çok çok keyifli geçiyor. Bir kere Tamer'le burada karı koca oynuyoruz. Dizide kocam Volkan. Sen böyle bir karışık yalnız ya, bu durumda hani ben şanslı kadınım. Tabii hep yanındalardı. İzmir'e premiere Jil de geldi. 3 kocayı yan yana dizdi. Ne güzel. Çok güzel. Yani ama bu işte, çok büyük bir paylaşım gerçekten. Tabii. Bu da diyorum ya işte tiyatronun alamet farikası. Çok göz göze seyirciyle bu kadar hissederek. İzmir'de premier yapacağımız gün Zeyno'nun hali korkunçtu. Zeyno artık böyle patlama noktasındaydı. Hiçbir şeyden keyif almıyor. Kimse onu güldüremiyor. Evet. Herkeste bir adrenalin heyecan patlaması. Heyecan doruktaydı. Ve böyle artık gözleri dolmuştu. Evet. İnanılmaz bir gün geçirdik ama harika bir performans sergiledi o da. Ki hani ilk oyunun hep söylerim ben öyle günahı olmaz. O normaldir, evet. Olabilir, evet. Aksak. Hele ilk oyuna göre fenadı değildik. Yok, gerçekten. Bir de ilk oyun kapı pencere yıkıldı. Böyle ya. Hani sıra kuyruk caddelere kadar gitmiş vaziyette. Şimdi onu gördükçe iyice bir baskı üzerimize geliyor ama güzel kurtardık. Ne güzel ki böyle altından evet. Kalkmanın da keyfi evet. Var şimdi. Tabii. Peki İstanbul'da nasıl programınız? İstanbul'da işte yarın oynamaya başlıyoruz. Yarın da İstanbul premieri gibi aslına bakarsanız. Evet, doğru. İstanbul'da ilk defa seyirciyle buluşacak. İstanbul'da oynamaya devam ettiği gibi
Arkasından da turneleri başlıyor oyunun. Yakın gelecekte Denizli'ye gidiyoruz, Uşak'a gidiyoruz, tekrar İzmir'e gidiyoruz, Ankara'ya gidiyoruz. Bugün telefon geldi sanıyorum, Eskişehir'e de gidiyoruz. Biraz dolaşacak oyun tabii güzel, ki bir yandan güzel. Da. Bunu da duyuyorum. Birol Güven de arkanızdan gelecek bu durumda. Seti nasıl yani? Bizim pazar pazartesi oluyor setimiz. Benim ve salı da oluyor. Salı da oluyor. Onun harici turnelerimiz. Evet, ama bunu da ayarlamak gerekir. Kendi tiyatrosu olduğu için onu güzel ayarlıyor. Gayet. Onu da tahmin ettim. Evet, onun için takılıyorum. Evet. Ki biraz şimdi akademiden de söz edelim. Çünkü ben çok gururlandım. İzmir'de ilk karşılaştığımızda çok güzel bir ekip, çok hevesli gençler var. Ve bir konservatuvar durumu olmuş. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Tabii sen ki kesinlikle öyle. Nasıl gidiyor diye sorayım İzmir'de. Çok güzel gidiyor. Konservatuvarımızın yani akademinin, Folk Art Akademi'nin en önemli tarafı birçok insana dokunma şansına sahip olması. Bir yandan da yetenek sınavıyla aldığımız öğrenciler var. Onlar 2 yıllık bir programla eğitimlerini tamamlıyorlar. Eski Belediye Konservatuvarı'nın, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın müfredatını uyguluyoruz. Yani bayağı yoğun bir eğitim var. Ama bunun dışında da workshoplarla, atölye çalışmalarıyla farklı bir takım etkinliklerle de İzmir'de çok fazla insana dokunuyor. 2 sene içerisinde 150 bin kişiye dokunmuşuz. Çok ciddi bir rakam. O yüzden de çok gurur duyuyoruz yani. Hadi bundan. Canım 150 bin kişi. Ben de biraz hocalık yaptım. Wow. En başta ben de yaptım hocalık. Güzel yanı da o. Yani orada ben Erhan Yazıcıoğlu'yla karşılaşmıştım. Mesela böyle gelen ve eğitim veren, workshop yapan çok değerli isimler. Tiyatronun da işte sinemanın da çok değerli isimleri var. Şu anda 24 tane eğitmen çalışıyoruz akademide. Bu 24 eğitmenin verdiği derslerle beraber yetişen öğrenciler de bambaşka bir hale geliyor. Önemli olan noktası da şu ki var olan şu andaki tiyatro okullarının yanı sıra burası profesör, işte doçent olsun, illa akademisyen olsun da öğretmen olsun değil. Mesleğinde başarılı olan insanları da eğitmenlik özelliğine sahipse akademide ağırlıyoruz onları da. Nihayetinde de iyi bir eğitim verdiğimizi düşünüyoruz. Bu arada ilginç bir şey daha söyleyeyim bu konuyla ilintili. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen öğrencilerimiz var. Mesela Iğdır'dan bir öğrencimiz vardı, onu mezun ettik. Şimdi Erzurum'dan var, Antalya'dan var, Ankara'dan var, İstanbul'dan gelen öğrencimiz var. Onların da bütün konaklamalarını, masraflarını karşılıyoruz. Denizli'den gelen var. Bir yandan da böyle bir... Ama galiba sadece oyuncu olmak amacıyla değil. Yani düzgün konuşması... Evet, kapsamlı bir işte, eğitim. Bir kalabalık önünde... konuşması gereken yapması, üst düzey yöneticiler falan da olabilir değil mi? Onlar atölye çalışmalarında var ama tiyatro oyuncusu yetiştirdiğimiz bir bölüm var. Bir de bale bölümümüz var. Evet, ben dansçılarla da tanışmıştım. Herkes çok heyecanlı. O heyecanı da hissetmek güzel geldi. Ve kolay gelsin teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. Her zaman da anlatıyorum. Gördüğüm her vesilede ben bunu anlatmaya devam Sizi ediyorum. Sizi de bekliyoruz inşallah. Evet evet, söz verdim o zaman yine geleceğim. Bu arada Çocuklar Duymasın'ın 9. sezonu falan mı olmuş? Daha doğrusu 9. sezonu değil. Kaç? Ben baktım bir dönem bir 2001-2002'de başladı. Başlayıp sonra bir 2004'e kadar gelip bir ara vermişsiniz. Araları unutuyorum. Şimdi ben söyleyeyim. Ben biliyorum. Biliyorsun. 2002'de başladık Ocak ayında. 2002, 2003, 2004. 2004'te bitti. Evet. 2010'a kadar ara verdik. 2010, 11, 12 iki sene ya 2010-11, 11-12 sezonunda oynadık. Bir sene ara verdik. 2013-2014 sezonunda oynadık. Ara verdik. Her gün başladı. Sonra haftada 3 gün. Sonra da 2017-2019. Bir rekora doğru gideceksiniz. Biz bir rekor kırdık zaten. Ama şimdi şöyle düşünmek lazım. Arada 8 yıl ara vermiş olsak da tekrarları o kadar çok gösterildi ki 2002'den beri 17 senedir sanki her gün biz çekimi yapıyormuşuz gibi düşünülüyor. Evet. Bu çok büyük bir başarı. Çünkü her bir tekrarımız yaklaşık 1000 küsur kere gösterildi. Dünya televizyon tarihinde böyle bir şey yok aslında. Her bir bölümünün 1000 küsur kere gösterildiği başka bir iş yok. Tam da rakamları bilmiyordum ama bunu tahmin ederek söyledim. O anlamda da elinize sağlık. Birol sanırım Guinness Rekorlar kitabına başvurdu bundan dolayı. Bekliyoruz o zaman. Bu da başka bir değil mi? İlginç sonuç olur. Ben çok teşekkür ediyorum. Oyunun yolu açık olsun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.